Herkese merhaba, hepiniz Cihatça Fiziğe hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle Özde Bir yayınlarına ait Türkiye genelinde yapılan bir TYT denemesinin fizik sorularının çözümlerini paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Küçük bir hatırlatma, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Ebru yarım bardak sütü çok sıcak olduğu için içemiyor. Bunun üzerine bardağın diğer yarısına bir miktar soğuk su dökerek sütü istediği sıcaklığa getirdikten sonra içmeyi tercih ediyor. Ebru'nun elinde yarım bardak süt bulunmakta. Ve bardaktaki süt sıcak olduğu için buna yarım bardak daha soğuk su eklemekte. Süte su ekleyince sütün sıcaklığı azalacaktır. Süt daha sıcak olduğu için Ebru tarafından içilemiyor. Bu da sütün sıcaklığının suyun sıcaklığından daha büyük olduğunu gösterir. Sıcak süte soğuk su katılınca sıcaklığı büyük olan sütten sıcaklığı küçük olan suya doğru bir ısı akışı gelir meydana. Bu durumda su ısı alır, süt ısı verir. Suyun sıcaklığı artarken sütün sıcaklığı azalır ve denge sıcaklığına ulaşırlar. Denge sıcaklığı sütün ve suyun sıcaklığı arasında bir değer olmalıdır. Bu durumda hemen bakalım, ısılı denge sıcaklığı sütün ilk sıcaklığından küçüktür derken birinci yargımız doğru oldu. İkinci yargıda ısılı denge sağlandığında bardaktaki süt ve su karışımının iç enerjisi sütün ilk iç enerjisinden fazladır şeklinde bir ifade bulunuyor. Evet, karışmadan önce hem sütün hem suyun bir iç enerjisi var. Sütün iç enerjisi E süt olsun. Karışım sağlanmadan önce suyun da bir iç enerjisi vardı ve bu da E su olarak ifade edilsin. Karışım sağlanırsa hem sütün hem suyun iç enerjisini toplarsam karışımın iç enerjisi ifadesini bulurum. Bu durumda karışımın iç enerjisi sütün iç enerjisinden fazla olur ki zaten süt ve suyun karışımından bahsediyor. Bu da sütün ilk enerjisinden fazla bir iç enerjiye sahip olacaktır. İki aradığım cevaplardan biri oldu. Isıl denge sağlanana kadar geçen süreçte sütün ısısı azalmıştır. Sütün ısısı değil de sıcaklığı azalmıştır. Isıda azalma ya da artma olmaz. Sütün iç enerjisinde azalma olabilir. Isı azalan ya da artan bir nicelik değildir. Isı alınan ya da verilen bir niceliktir. Bundan dolayı sütün ısısında azalma olmuştur diyemeyiz. Ama sütün iç enerjisinde artma ya da azalma olmuştur şeklinde bir ifade kullanmamız yanlış olmaz. Üç aradığım cevaplardan biri olmayınca cevabımız C, 1 ve 2 olarak işaretlenebilir. Emin silindir biçiminde paketlenmiş şekil 1'deki oyun hamuruna eliyle şekil vererek şekil 2'deki gibi dikdörtgen prizma biçimine getiriyor. Emin oyun hamurunun tümünü kullanmış olup hem silindirin hem de prizmanın içinde boşluk yoktur diyor. Oyun hamurunun tümü kullanıldığına göre ilk durumda kütlemiz M1, ikinci durumda kütle ise M2 olsun. Her iki durumda silindirin ve prizmanın içerisinde herhangi bir boşluk olmadığına göre ve hamurdan da herhangi bir eksilme ya da hamura herhangi bir katma, dışarıdan ekleme olmadığına göre her iki durumda da kütlemiz eşit olmalıdır ki buna göre şekil 1'e göre şekil 2'de oyun hamuruna ait hacim, kütle ve kendi ağırlığına karşı dağınıklılık niceliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır diyor. Bakın, kütle aynı oldu, değişmedi. Kütle değişmeyen madde miktarıdır herhangi bir ekleme veya çıkarma olmazsa. Burada ekleme veya eksilme olmadığından kütle değişmedi. Hacim de değişmez çünkü aynı hamuru alıp şekil veriyor. Aynı hamuru alıp şekil verince de bu hamurun uzayda kapladığı veya kapsadığı yer değişmez. Bu durumda hacimde de herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bunlar kesinlikle aynıdır. Kendi ağırlığına karşı dağınıklığı da şöyle bulabiliriz. Aynı cins maddelerde kendi ağırlığına karşı dağınıklılık 1 bölü yükseklik olarak bulunur. Evet, yükseklikleri hakkında herhangi bir fikrim var mıdır? Hacimleri eşit, kütleleri eşit fakat yükseklikleri hakkında herhangi bir fikrim yoktur. Biri daha alçak, diğeri daha yüksek olabilir. Birincisi daha yüksek, ikincisi daha alçak olabilir. Bu durumda yükseklikleri hakkında herhangi bir fikir sahibi olamayacağım için dayanıklılıklar için de bir şey demem mümkün olmayacaktır. Cevabımız 1 ve 2 olarak D'de yer almalıdır.
Selim yatay düzlemde durmakta olan kar kızağının üzerine. Evet, kar kızağı durmakta, yani ilk hızı sıfır olmaktadır. Bu durumda kütlesi 40 kilogram olan arkadaşı Ece'yi oturtarak yatay F büyüklüğündeki kuvvetle X yolu boyunca ittirmiştir. Evet, Selim kızağa, yani Ece'ye F kuvveti uygulamış. F kuvvetiyle X kadar ittirmiş. Bu yolun sonunda Selim'in yaptığı iş ve bu yol boyunca kızağın ivmesinin büyüklüğü A'dır. Buna göre Selim Ece'nin yerine kütlesi 50 kilogram olan arkadaşı Sinan'ı oturtarak aynı kuvvetle aynı yol boyunca ittirirse V ve A için ne söylenebilir? Ece'nin kütlesi 40 kilogramdı. Selim'in ise 50 kilogram. Yani kütle artıyor. Peki ilk durumda yapılan işimiz V. Bu da F çarpı alınan yol X olarak yazılabilir. Ve yine ilk durumda ivmemiz ise A eşittir F bölü M. M kütlesinde kızağın ve Ece'nin kütlesi olarak, yani toplam kütle olarak alayım. İkinci durumda ise Ece yerine 50 kilogramlık Sinan'ı oturtuyor ve kütle artıyor. Kütle artıyor fakat ortam sürtünmesiz olduğu için ikinci durumda yapılan iş, evet, aynı kuvvetle dediği için yine F'yi aldım ve yine aynı yol boyunca ittiriyor dediği için X yazdım ki bu durumda görüldüğü gibi ikinci durumda yapılan işimiz F çarpı X olacaktır. Ve ikinci durumda yapılan iş V2, ilk durumda yapılan işe eşit olmalıdır. Yani işte herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Peki ivme? İvme ne olacaktır? Ya kütle artıyor ya, bakın 40 kilogramdan 50 kilograma bir artış var. Oysa ki aynı kuvvetle ittiği için kuvvetimiz sabitti. Kütle artarken ivme de azalmış olmalıdır. Yani bu durumda yapılan iş değişmez, ivme de azalır şeklinde cevabımız Adana'da bulunmakta. İnsan kulağının duyabileceği aralıktaki ses dalgaları ile ilgili. 1. Düşük şiddetli olanlar kalın duyulur. 2. Yüksek frekanslı olanlar ince duyulur. 3. Düşük frekanslı olanlar düşük hızda yayılırlar. Yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur? Düşük şiddetli olanlar kalın duyulur. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü sesin kalın ya da ince duyulması frekansa ilgilidir. Kalın sesin frekansı daha düşük, daha küçük olmalı. İnce sesin ise frekansı daha büyük olmalıdır. Ses ince duyuluyorsa frekans daha büyük olmalı. Kalın duyuluyorsa frekans daha küçük olmalıdır. Yani sesin ince veya kalın duyulması tamamen frekansla ilgili. Bu durumda düşük şiddetli olanlar kalın duyulur. Olabilir ama kesinlikle dediği için buna bir şey diyemem. Neden olabilir diyorum? Düşük şiddetli ama frekans küçüktür. Bu durumda ses kalın duyulacaktır. 2. Yüksek frekanslı olanlar ince duyulur. Evet, ses yüksek frekansıysa şiddetinin küçük veya büyük olmasının ince duyulmasında bir önemi yoktur. Bu ses illaki ince duyulacaktır. 2 doğru oldu. Düşük frekanslı olanlar düşük hızda yayılırlar. Sesin yayılma hızı, ki bu tüm dalgalar için geçerli, dalgaların yayılma hızı ortamın özelliğine bağlıdır. Yani frekansa bağlı değildir. Düşük frekanslı olanlar düşük hızda yayılırlar diye bir kaide veya kural bulunmamaktadır. Düşük hızda yayılabilirler mi? Evet. Ortamın özelliği buna müsaitse düşük hızda yayılabilirler. Ama kesinlikle dediği için 3 aradığım cevaplardan biri olamaz. Bu durumda yalnız 2'nin bulunduğu B, Bolu cevabım olur. Evinden yola çıkan Hasan elindeki pusulayı yatay bir düzleme koyarak dengelenmesini beklediğinde pusulanın görünümü şekil 1'deki gibi oluyor. Hasan pusulanın gösterdiği yöne göre hareket ederek şekil 2'de üstten görünümü verilen haritada önce güneye 100 metre, sonra batıya 100 metre, en son kuzeye 100 metre yürüyor. Önce güneye, sonra batıya, sonra kuzeye 100 metre yürüyor. Buna göre Hasan bu hareketinin sonucunda aşağıda verilen hedeflerden hangisine ulaşır? Kare bölmeler özdeş ve her bir kenar 100 metre. Pusula yalnız yerin manyetik alanından etkilenmektedir. Pusula yerin manyetik alanından etkilendiğine göre pusulanın en kutbu kuzeyi göstermeli, es kutbu ise güneyi göstermeli. Evet, güneyden kuzeye doğru yürüyecek olursanız sağ tarafınız, sağ kolunuz, yani şu kısım doğuyu gösterecektir ve sol kolunuz,
Sol tarafınız ise elbette ki batıyı gösterecektir. Bu durumda yönler de belirlendiğine göre Hasan da evinden yola çıktığına göre hemen eve bir işaret atıyorum ki buradan Hasan'ı başlatmak istiyorum. Önce güneye. Güneye 100 metre şuraya geldi Hasan. 100 metre ilerledi ki zaten her bir uzaklık 100 metreydi şunlar. 100 metre ilerlemiş oldu. Sonra batıya yani ekranın aşağısına doğru bir 100 metre daha ilerlemiş oldu. Ardından kuzeye 100 metre yürümesi gerekiyor ki kuzeyde ekranın sol tarafı buradan kuzeye doğru 100 metre de ilerleyince en son varacağı yer okulu olacaktır. Bu durumda hangi hedefe ulaştı? Ulaştığı hedef okul, cevap cihatça fizikte C'de bulunmalı. Bir kalem çukurayanın önüne ve asal eksenine dik olacak biçimde şekilde kibi konuluyor. Buna göre kalemin çukurayadaki görüntüsü şekilde K, L, M, N ve P ile verilen görüntülerden hangisi olabilir demiş. Evet, çukurayanın önüne kalem bırakırsam kalemin görüntüsü arkada oluşabilir mi? Evet, arkada oluşabilir. Çukurayanın odağı ve kendisi arasına bırakılan cisimlerin görüntüsü arka tarafta sanal, düz ve cismin boyundan büyük oluşurlar. O halde bu aradığım cevap oldu. Cevap L'ymiş zaten. Ama peki kalemin düz görüntüsü aynanın ön tarafında oluşabilir mi? Aynanın önünde oluşan görüntüler gerçektirler ve ters olurlar. Bu durumda K düz oluştuğu için K aradığım cevap olmadı. Aynanın arkasında oluşan görüntüler ise düzdürler, ters olamazlar. P ters olduğu için P de silindi. Evet, M ve N olabilir mi? Bakın kalemin görüntüsü ne olabilir mi? N aynaya daha yakın, kalem ise daha uzakta. Cisim ve görüntüden aynaya daha yakın olanın boyu daha küçük olmalıydı. Oysa ki N'nin boyu daha büyük olduğundan ne aradığım cevap olmadı. Yine kalemle görüntüsü olduğu düşünülen M'yi kıyaslarsam. Her ikisinin boylarının eşit olduğunu görüyorum. Evet, görüntü ve cismin boyları birbirine eşitse görüntü ve cismin yani kalem ve görüntüsünün aynaya uzaklıkları eşit olmalı. Kalem merkezde olursa görüntüsü de merkezde oluşur ve boyu cismin yani kalemin boyuna eşit olur ki M'de aradığım cevap olmadı. M görüntüsü kaleme göre aynaya daha uzakta olduğundan boyu daha büyük olmalıydı. Bu durumda M'de aradığım cevap olmadı. Böylece M'de aradığım cevap olmayınca cevabın L olduğunu netleştirmiş oldum. Mert içinde su ve hava olan plastik şişenin içine bir K cismini lastik balona iple bağlayarak serbest bıraktıktan sonra şişenin ağzını kapattığında K cisminin denge konumunu şekildeki gibi gözlemliyor. Buna göre Mert eliyle plastik şişeyi sıkıştırırsa yalnız K'ye etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ve K'nin hareket yönü içinde söylenebilir. Şişenin düşey konumu değişmemekte, sıkışan şişe, balona ve cisme değmemekte, sıcaklık sabit kalmakta şeklinde bir bilgi de parantez içerisinde verilmiş. Mert şişeyi soldan ve sağdan sıkıştırırsa su yükselecektir. Bunun sebebi ortadan daralan şişenin hacmi suyu yukarı doğru itecektir. Böylelikle lastik balonun üzerindeki su basıncı da artmış olacaktır. Lastik balonun üzerindeki su yüksekliği öncekine göre arttığı için lastik balonun dışındaki su basıncı içerisindeki havanın basıncına eşit olmalı ya da gazın basıncına. Su basıncı yükseklik arttığı için artar, haliyle içerisindeki havanın da basıncı artmış olur. Havanın basıncının artması demek de lastik balonun hacminin yani havanın hacminin azalması demektir. Çünkü P çarpı V gazlar için sabitti. Gazların basıncı artarsa hacimleri azalırdı. Buradan bu ifadeye ulaştım. Bu durumda balon öncekine göre küçülmüş oldu. Şişe sıkıştırılmadan önce balona etkileyen kaldırma kuvveti FB olsun. K'ye etkileyen kaldırma kuvveti FK olsun. K'nin ağırlığı GK ve yine havanın yani lastik balonun ağırlığı ise GB olsun. İlk durumda denge konumu şekildeki gibi yani cisim dengedeyse yukarı doğru balona etkileyen kaldırma kuvveti artı K cismine etkileyen kaldırma kuvveti eşittir aşağı doğru balonun ağırlığı ve K
K cismin ağırlığı şeklinde yazabilirim. Balonun ağırlığı ve K cismin ağırlığı sabit bu durumda. Kaldırma kuvvetinin formülü Fk eşittir. V batan çarpı D sıvı çarpı G şeklinde yazılabilir. Evet, balonun hacmi azalmış fakat balonun içerisinde bulunduğu sıvının öz kütlesi değişmemiş sabit. G çekim ivmesi sabit. Eşitliğin sağ tarafı azaldığından balona etkileyen kaldırma kuvveti azalmış olur. Balona etkileyen kaldırma kuvveti azaldı. Fakat öte yandan K cisminin hacmi değişmemiş. Yani K cisminin hacmi sabit, sıvının öz kütlesi sabit, yer çekim ivmesi sabitse dolayısıyla K'ye etkileyen kaldırma kuvveti yani Fk sabit kaldı ve değişmedi. Fk sabit ama eşitliğin sol tarafı azaldı, sağ tarafı aynı kaldı, ağırlıklar fazla, aşağı doğru olan kuvvetler fazla, yukarı olan kuvvetler ise azaldı. Bu durumda sistem üzerine etkileyen net kuvvet aşağı doğru olacak ve cisimler birlikte aşağı doğru hareket edecektir. Hareket yönleri aşağı olacaktır. Peki kimin kaldırma kuvvetini sorduydu? K'ye etkileyen kaldırma kuvvetini sormuştu. K cismi dediğine göre cisim katının şekil almış halidir. Bu durumda K katısı sıkıştırılamaz sıvı tarafından. Sıkıştırılamayınca K'nin batan hacmi sabit olduğundan K'ye etkileyen kaldırma kuvveti sabit olacak ve değişmeyecektir. Cevap C'de yer almaktadır. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.